Yunan askerleri insanlık suçu işlerken Türk İHA'larına yakalandı. Bu videoda Avrupalı devletlerin vahşiliğini, gaddarlığını, kendi refahı için mazlum hakları nasıl umursamayıp ölüme bıraktıklarını göreceksiniz. Yunan askerliğinin Ege'de sahil güvenlik teknesiyle açık denize getirdikleri göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar, Bayraktar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi. Yunan sahil güvenlik teknesi İleryos Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getiriyor. Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından Yunan askerliğinin insanlık dışı uygulaması başlıyor. Sahil güvenlik teknesindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarılıyor. Yunan askerleri göçmenlerin tamamını lastik bota aldıktan sonra görüntülerde de gördüğünüz üzere bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk ediyor. Açık denizin olumsuz koşullarını göz önüne aldığınızda lastik botla onlarca insanı açık denizde bırakmak mazlum insanları öldürmekten farksızdır. Yunanlılar tarafından ölüme terk edilen göçmenleri gözlemci İHA'larla izleyen Türk sahil güvenlik unsurları mazlumların feryadına koşan taraf oldu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de yarın Türkiye-Yunanistan sınırını ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde insanlık dışı muameleleri görecektir. Yunanistan'ın göçmenlere zulmü bundan da ibaret değil. Günümüzde 100 bini aşkın göçmen Yunanistan'a geçmek için çeşitli yöntemler denemeye devam ediyor. Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına gelen göçmenler adeta Yunan işkencesine maruz kalıyor. 100 binden fazla göçmenin Yunanistan'a geçtiği öğrenilirken Yunan askerleri onlarca göçmeni önce darp ediyor, ardından sadece iç çamaşırlarıyla bırakarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderiyor. Yıllarca Suriye'den akın akın gelen göçmen krizini Türkiye'nin üstüne yıkmaya çalışan Avrupa'nın gözünde Türkiye, kapıları açmasıyla iyice kontrolden çıkan bir güç konumuna geldi. Evet, Yunanistan Türkiye'yi kontrol edemedikçe abisi olan dostlarına başvuruyor. Ancak ne yaparsa yapsın Türkiye Batı'nın kontrol edemediği bir ülke haline geldi. Bunun sebebi basit bir heves değil, bir mecburiyetti. Ülkemizin Antalya sahillerini hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp et, sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Nitekim geride bıraktığımız birkaç ayda yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olmuştur. Çünkü ABD ve diğer Batı ülkeleri Türkiye'yi yalnızlaştırma ve hatta kuşatma çabasına girdiler. Türkiye de buna cevaben kendi öz kaynakları üzerinden bir diplomasi inşa etmeye başladı. Başarılı oldukça da güçlendi. Güçlendikçe de İslam dünyasının sesi olma konumuna otomatik olarak geldi. Fuller gibiler hala bunu Nasırcılıkla ilişkilendirme eğiliminde. Halbuki Türkiye'nin dış politikası hırslı ve saldırgan bir politika değil. Aksine Türkiye kendi çıkarları çerçevesinde batılı ülkeler başta olmak üzere her konuyu her aktörle müzakere edebilir. ABD ve Avrupa gibi duygusal takıntılara hapsolduğu söylenemez. Bunun örnekleri var. Suriye'de Türkiye hem ABD hem Rusya ile defalarca masaya oturdu. Yeter ki makul teklifler olsun. Ama yok,
eğer Türkiye'yi cezalandırmak gibi duygusal tepkiler olacaksa, Türkiye bunların hepsine direnmek mecburiyetindedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Türkiye hala yayılmacı, ideolojik ve heveskar bir aktör olarak tarif edilecekse bu da makul ilişkilerin önünde bir engeldir. Tavsiyemize kulak asacaklarını sanmam ama önce Türkiye'nin gerçek güvenlik kaygılarını anlasınlar. En azından doğru bir başlangıç yapmış olurlar. Antalya'da düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devletin ve akademik kuruluşun da öncelikli gündemini oluşturuyor. Akdeniz'e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülke burada meydana gelen olayları yakından takip ediyor. Bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor diyerek sözlerine şöyle devam etti. Yunanistan ve Rum yönetiminin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Muhataplarımızdan Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri bu meseleyi sıfır toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklı selimle hareket edildiğinde herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Doğu Akdeniz Çalıştayı'nın başarılı ve verimli geçmesini diliyorum. Çalıştay'ın icrasında görev alan herkesi tebrik ediyor, sizlerin şahsında tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.